Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Ormanı fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Sonbahar ve ilkbahar döneminde Saraydüzü ağaçlandırma sahası içine 3.965 adet fidanın dikimi yapılacak. İstanmış. Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Ormanı fidan dikimi için Saraydüzü ağaçlandırma sahasında tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri oğlu, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunu Sevenle, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Akürektörü Mehmet Karakaş'la il protokolü katıldı. Törende konuşan Milletvekili Eroğlu, Afyonkarahisar'ın tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği açısından çok önemli bir bölge olduğunu söyledi. Dünyada yılda 115 milyar dolar bir ticaret hacmi var. Halbuki bizim bitki çeşitliğimizi, bitkimiz, envanterimiz ne kadar biliyor musunuz? Kıta arfasına yakın 12 bin tür orada var. Bizde ise 11.500 tür var. Ve bunların da takriben 3600 endemik. Endemik. Endemik ne demek? Sadece burada var. Başka yerde o bitki yok. Dolayısıyla bu büyük bir servet, büyük bir zenginlik. Aslında Türkiye çok büyük bir tabiat çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik üzerinde oturuyor. Bunu dikkate alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilk defa Afyon'da kuralım dedik. Neden Afyon? Ben Afyonlu olduğum için değil. Yanlış anlamayın. Sebebi şu, Afyon nasıl ki yolların kavşak noktasıysa aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktası. Sibirya iklimi, Akdeniz iklimi, diğer tarafta diğer karasal iklim, hepsi bütün iklimlerin merkezi. Dolayısıyla buradaki endemik türler çok fazla, biyolojik çeşitlilik fazla. AK Parti milletvekilleri Özkaya ile Yurdunu Sevense konuşmasında yapılan ormanın gelecek nesillere fayda getirmesini diledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de bu işe el atmış olması çok güzel, önemli bir şey. Tıp önemli ama alternatif tıp da çok önemli. Hakikaten Afyon'un hemen bitişiğinde bu kadar güzel bir ormanın oluşması, orman teşkilatının ne kadar gayretli, canhıraş çalıştığının somut bir göstergesi. Buraya emeği geçen bütün Sayın Bakanımız başta olmak üzere Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz, Sayın Orman Teşkilatımız hepinize teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'la konuşmasında üniversite olarak akademik başarının yanında termal sağlık, ilaç ve tıbbi aromatik bitkiler alanında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Aslında bu şu anda açılışını ve kuruluşunu yapmakta olduğumuz tıbbi aromatik bitkiler ormanımız aslında öğrencilerimiz için de bir çalışma sahası olacak. Diğer yandan çeşitli bitkilerin endüstriyel üretimiyle ilgili şehir ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlamak da istiyoruz bu ormanımızla beraber. Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise konuşmasında alana dikilecek fidan ve çeşitleriyle ilgili bilgi verdi. İdaremiz iş makineleriyle arazi hazırlığı tamamlanmış sahaya bir kısmı üniversitemiz tarafından özel fidanlıklardan temin edilen ve bir kısmı da Orman Bölge Müdürlüğümüz Sorkun ve Şuhut fidanlıklarımızdan temin edilen 1500 adet sedir, 1000 adet gümüş ıhlamur, 250 adet ceviz, toplam 17 tür, tek tek sayıp vaktinizi almayayım, 17 türde 3.965 adet fidanı burada inşallah bugün toprakla buluşturacağız. Konuşmaların ardından törene katılanlar tarafından fidanlar toprağa dikilerek can suyu verildi.